bildiğiniz gibi 29 Mart gününde köyde bir abluka yaşandı. Akabinde bir iki gün sonra da bir operasyon başlatıldı. Kamuoyuna da duyuruldu yetki devlet yetkilileri tarafından. Tabii bizim bu meseleye en büyük eğilme nedenimiz özellikle köydeki operasyon sırasında köylülerin gözaltına alınması ve işkenceye maruz kalmaları üzerinden gündemimize geldi. Aslında bütün kamuoyuna da yansıyan bir gerçeklikti. Aslında biraz hani köyde yaşayan ve buna maruz kalan, bu işkenceye maruz kalan Yahya'nın kamuoyuna verdiği bilgi ve görüntülerin yansımasıyla biraz da toplumun ve kamuoyunun da bilgisine girmiş olduğu bu köyde bir operasyon olduğu ve bu operasyonun sadece bir operasyon değil, aslında köylüleri bir taraftan işte köyden çıkmalarını sağlamak ve bir biçimde kendini tutuklamak için işkenceye uğradıkları kamuoyuna da yansıdı. Yahya 3 defa gözaltına alındı bu süreç içerisinde. 2 defa aslında ilk gözaltına alınması esas gündem olandı. Çünkü Yahya 4 saat boyunca başında çuval geçirilmiş bir biçimde buralara yakın bir yerdeki ormanlık alanda işkenceye uğradı. Sahte infaz, yalancı infaz dediğimiz aslında işkence metoduyla yüz yüze kaldı. İşte başının önünde silah patlatıldı. Eşedinin getirilmesi istendi. Yine bu alanda, o ormanlık alanda saatlerce işte çamurun içerisine yatırıldı. 4 saat boyunca çok yoğun bir işkenceye uğradı Yahya. Ama sonrasında serbest bırakıldı. Çünkü işlediği bir suç yoktu. Bunu yetkililerin kendisi de çok iyi biliyordu. Zaten bu gözaltıların amacı bir taraftan köylülerin kendi aleyhlerinde beyanlarını alabilme, bir taraftan da işkenceyle, baskıyla köyü boşaltabilme. Sonrasında öğrendiğimiz kadarıyla sadece Yahya değildi. Toplam bu köyden 15 kişi gözaltına alınmıştı. Yahya'nın kardeşi Sadullah da bunların arasındaydı. Benzer bir biçimde gözaltına, işkenceye maruz kalmış ve tutuklanmıştı. Bu süreç içerisinde biz de köye gelip hem bu işkence iddialarını incelemek hem köydeki bu hukuksuzlukları tespit etmek ve dayanışmak için köye gelmek istedik. Ama 5 Nisan tarihli işte hem belediye eş başkanımız, il eş başkanlarımız, TC aktivistlerimizin olduğu bir heyette gençlikten arkadaşlarımızın olduğu bir heyetle köye gelmek istediğimizde bir yasak kararıyla karşılaştık. Ancak günlerdir bir abluka vardı. İşte 29'undan 5'ine kadar bir abluka zaten fiili olarak vardı. Ama bizim geleceğimiz duyulunca, bizim gelip burada tespitte bulunacağımız fark edilince hemen jet hızıyla valilik tarafından bir yasak kararı alınmıştı. Tam da ne tesadüftür ki bizim buraya gelip ince dinlemede bulunacağımız gün olan 5 Nisan tarihinde. 5 Nisan'dan 7 Nisan 5 Nisan itibariyle 7 günlük aslında bir yasak kararı vardı. Ama tabii bu da bununla sınırlı kalmadı. Bugüne kadar bu yasak kararı devam etti. Burada köylülerle yaptığımız görüşmelerde köyün içerisinde de aslında abluka içerisinde ablukanın uygulandığını ifade ettiler. İşte köylüler kendi komşularına, kendi yakınlarına gidemediler bu süreç içerisinde. Binlerce asker yığınağı yapıldı. Karış karış her taraf arandı. Kepçelerle köyün çeşitli yerlerinde kazılar yapıldı. İşte birçok yerde köylülerin ağaçları kesildi. En nihayetinde aslında bu köyde hem doğa talan edildi, hem köylüler işkenceye uğradı, hem hukuksuz bir biçimde köylüler tutuklandı. Bugün itibariyle abluka kalktı ama bu hukuksuzluk hala kendini çok net bir biçimde gösteriyor. Tabii ki bir endişe vardı çünkü operasyon bilgisinin kendilerine ilettiğini ifade ettiler. Bu süreç içerisinde neredeyse evlerin içerisinde hapis hayatı yaşadılar. İşte birçoğu gözaltına alındı. İşte üçü tutuklandı. Yahya, Beşir, Sadullah, Yahya ve zaten Sadullah kardeştiler ve Yahya işte işkence uğrayıp 2 defa serbest bırakılıp 3. defa serbest bırakıldıktan sonra tutuklandı. Aslında aynı suçlamalarla 3 defa gözaltına alınıp 2 defa tutuklandı. Burada 15 köylü aslında benzer bir biçimde gözaltına alındı. Bir psikolojik baskı yarattıklarını aslında burada kendileri de ifade ettiler. Ama şunu da net söylüyorlar. Hani burada neden bu ortamın oluşturulduğu konusunda da çok anlam veremediklerini ifade ettiler. Ve en nihayetinde aslında burada yapılanın suç olduğunu, kendilerini aslında bir suçlu konumuna getirilmeye çalışıldıklarını, ancak aslında iktidarın, bugün valiliğin burada suç işlediğini, jandarmanın burada suç işlediğini ifade ettiler. En hafifiyle hani işkenceyi de bir tarafa bırakıyorum. İnsanları evlerinde resmen hapis hayatı yaşatmışlar. Bütün bu süreç içerisinde işte 22 günden fazla bir süre bir ablukayı bu
köyler yaşamak zorunda kalmışlar. İşte giriş çıkışın yasak oldu. Dediğim gibi işte akrabalarına gidişin bile yasak oldu. Böyle bir tedirginliğin olduğunu ifade ettiler. Zaten çok fazla asker yığınağının yapıldığını, sürekli patlama seslerinin kendilerine geldiğini ama bunun nereden geldiğini çok tespit edemediklerini, çünkü çok evlerinden çıkma fırsatlarının olmadığını ifade ettiler. Bu köyde tabii ki bir psikolojik bir etki yarattığının farkındayız. Biz hani bugün buraya geldiğimizde bu tespitleri yaptığımızda burada hem İHAD'nin ve baronun da heyetinin gelip burada ihlal tespiti yaptığını gördük. Onlarla da karşılaştık. Aslında bu raporlar sonucunda her türlü hukuki yola da başvuracağız. Biliyoruz ki yine benzer bir biçimde belki aklanacaklar bu dönem itibariyle. Çünkü bu sadece buraya mahsus bir şey değil. Bu bölge zaten uzun bir süredir özel güvenlik bölgesi olarak kabul edilen alanlardan biri. Biz daha önce de buraya geldiğimizde insanlar hayvanlarını otlatmak konusunda büyük sorun yaşadıklarını söylemişlerdi. Çünkü buradaki civardaki birçok yükseklik özel güvenlik bölgesi ilan edilerek köylülerin hayvanlarını otlatmasının yasaklandığı yerler. Aslında bu uzun süredir 90'lı yıllardaki politikaların bir devamı olduğunu da söylediler biz. Yani biraz köyü boşaltma, insansızlaştırma projesinin bir parçası olduğunu da ifade ettiler. Ama biz hem HDP olarak hem biliyoruz ki demokratik kitle örgütleri ve hak kurumları burada yaşanan bu işkenceyi, bu hukuksuzluğu gündemleştirmekten vazgeçmeyeceğiz. İlk geldiğimizde bizi engelleyen askerleri de ifade etmiştik. Belki bugün döneceğiz ama burada bu tespitleri yapmaya geri döneceğiz ve burada bu suçları işleyenler bunlardan yargılanacaklar. Çünkü bugün bunun üstünü kapattığının farkındayız. Belki sizler de takip etmişsinizdir. Valilik bir açıklama yayınlandı. Burada bir operasyon yapıldığını, işte bilmem ne kadar mühimmat ele geçirildiğine dair çok soyut bir açıklama yaptılar. Ve bununla beraber bir işkence olmadığını, bunun doğru olmadığını, yalan haber olduğunu ifade ettiler. Buradan hani valiliğe çok cevap verme kendimize zul sayıyoruz. Çünkü muhatabımız değil belki vali ama bu vali suç ve suçluyu kayırmaktan yargılanacak bir vali. Çünkü işkence olduğuna dair hem doktor raporları hem Yahya'nın zaten fotoğraflarında da çok net bir biçimde ortadan olan bir gerçeklik. Bugün değil belki iktidara sırtlarını yaslamış ve burada büyük özellikle Kürtlerin yaşadığı bütün bölgeleri işkence alanına çeviriyor olabilirler ama en nihayetinde yürüttükleri ve işledikleri bütün suçlardan yargılanacaklar ve biz de bu yargılamaların olması ve cezalandırılmaları için elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeye devam edeceğiz. Bugün burada Tmok'taki köylerle dayanışmaya geldik. Onların sesi olmaya çalıştık ama gördük ki aslında onlar da bu baskılardan yılacak değiller. Çünkü 90'lı yıllarda da benzer yönelimlerle karşı karşıya kalmışlar. Defalarca bu köyü boşaltmak için devlet her türlü saldırıyı gerçekleştirmiş ama bu köy boşalmamış, insansızlaştırılmamış. Bugün de kendi topraklarında yaşamaya devam etme kararlılıklarını da ifade ettiler bize. Hani buranın bir özgünlüğü tabii ki vardır. Hani bütün Kürdistan coğrafyasının her alanı aslında bugün aynı zihniyetle var olmaya çalışan bir devlet de var karşımızda. Kendine göre bir dizayn, kendine göre bir toplum yaratmak için özellikle Kürtleri kendi topraklarından, işte kendi yaşam alanlarından uzaklaştırıp şehirlere daha kontrol edilebilir merkezleri toplamaya çalışıyorlar. Bu 90'lı yılların projesiydi. Köy yaklamalarla yapıyorlardı. Bugün mera yasaklarıyla, işte özel güvenlik bölgeleri ilanıyla, işte yine ablukalarla benzer aslında bir siyaseti devam ettiriyorlar. Belki o günkü gibi işte yakmıyorlar görüntüde. Daha kaba bir saldırı yok ama daha inceltilmiş yöntemlerle aslında benzer politikaları aslında uyguladıklarını görüyoruz. Köy, işte Kürtler, Kürt halkı kendi özünden uzaklaştırmak, toprağından, işte yaşam alanından, yaşam biçimlerinden uzaklaştırmak için aslında bu yönelimin olduğunu çok farkındayız. Daha önce denediler, başarısız oldular. Bu saldırılar da bu dönemde başarısız olacak. Ki ben zaten Yahya'nın kendisiyle görüştüm daha önce. Yani çok başka bir ağızdan aslında bir aktarıma gerek yok. Kendim hem kendisiyle görüştüm hem gördüm de kendisini. Ve biz görüştüğümüzde hala gözünde işkence izleri vardı. Ama biz hani Sadullah hemen yakalandığı için aslında onunla ilgili bilgilere çok geç ulaşmıştık. Ama kendisinin de özellikle avukatların da aktarımı, ailenin de aktarımı aslında Sadullah'ın da benzer bir işkenceyle yüz yüze kaldığı konusunda aktarım yaptılar. Kendisi de benzer bir biçimde başına çuval geçirilmiş ve insanlık dışı birçok uygulamaya maruz kalmış. Zaten dediğim gibi
ben Yahya'dan bunu kendim dinlemiştim ama bugün ailesiyle yaptığımız görüşmelerde de benzer bir aktarımı yaptılar. Aslında köylülerin diğer köylülerde özellikle Yahya ve Sadullah'a çok ağır bir biçimde yöneldiklerini ve çok ağır işkence yaptıklarını bütün köyler aslında teyit etmiş oldular bize.